İnsan şeytanlarından örnekler. Mekke'nin şeytanlarından bazıları. Ebu Cehil, Ebu'l Hakem. Hikmet'in babası ismini koymuşlardı biliyor musunuz Ebu Cehil Cehil'e? Çünkü Hakem diye bir oğlu yok. Hakem'in babası ama Hakem diye bir oğlu yok. Evet, ilginç. Hikmet'in babası, bilginin babası koymuşlar. Evet, şeyhmiş yani Mekke'de. Sahibi ilmi ledün. Bunu da latif olsun diye koydum. Nebi'nin amcası Ebu Leheb, dini uğruna yeğeninden vazgeçen bir dinci, bir adam daha ne kadar din dinine sahip görünebilir ki? Yeğenini bile feda etmiş. Daha ne olsun? Evet. Mekke'nin vaizi Velid bin Mughire, putlara diyor helal kazancınızdan kurban kesin diyor, haram kazancınızdan kesmeyin diyor Velid bin Mughire. Böyle bir, yani düşünün. Kim Velid bin Mughire? Velid bin Mughire ölçtü biçti. Kahrolası nasıl da ölçtü biçti. Evet, bir daha kahrolası. Evet, o işte. Nadir bin Haris, Mekke'nin gezici vaizi. Evet, tam da gezici vaizi ve muhaddisi. Lehvel hadis işiyle. İşi bu, lehvel hadis. Söz oyunu. Gittiği yerde bugünkü film gibi, sinema gibi yani film ve sinemayı da çok karalıyormuş gibi olduk. Yani üstünden Irak olsun <laughs> efendim. Dolayısıyla böyle biri Darun Nedveler'de geliyor, akşamları insanları eğlendirmek için bir şeyler düzüyor, koşuyor. Yani uyduruyor, uyduruyor, ipe diziyor tabiri caizse. Cübbe, sarık, sakal, fu full aksesuar. Hepsi, men bunların hepsinde men var. Kureyş'e mensup, Kureyş'ten. Yani kutsal kabile. Nebi ile akraba daha ne olsun? Değil mi? Cennetlik hepsi de. Haşa. Evet, örnek. Müfessirlere göre, göre Furkan 29'daki şeytan Ubey bin Halef'tir. Çok ilginç. Medine'nin şeytanlarından bazıları. i̇bn Selul. Abdullah i̇bn Selul. Kim bu adam biliyor musunuz? Münafıkların elebaşı diyebiliriz, duyarız. Bu adam beş vakit namazını Allah Resulü'nün mescidinde arkasında kılan adam. Sarığı da var ha. Cübbesi de var ha. Sakalı da bir kucak. Bu adam Allah Resulüne Mekke'de hayatı zehir eden adam. Allah Resulünün sevgili tertemiz eşi Ayşe'ye iftira eden adam. Anlatabiliyor muyum? Peki bu adam ne yaptı biliyor musunuz? Öyle bir münafık ki bu adam. Münafıkların başı. Öyle bir mümin münafık ki bu adam öldüğünde Allah Resulü'nün hırkasıyla kefenlenmeyi vasiyet ediyor ve benim cenazemi Resulullah kıldırsın diyor. Cenazesini peygamberin kıldırdığı bir adam cehennemlik olur mu ya? Allah'ın ayetiyle cehennemlik bu adam. Bir de hırkaya sarılmış. Bizimki burada hırkayı ziyaret ettim diye cennetlik kabul ediyor kendini. Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Benim yerimde olsanız ne yaparsınız? Saçımı yola yola saç kalmadı. Evet, Lebit bin Asam, sihir ve büyü adı altında şarlatanlık yapan. Plasebo etkisini bilirsiniz değil mi? Sağlıkçılar da Hekimler var aranızda değerli kardeşlerim efendim. Plasebo etkisi aslında etkisiz hap suretinde aslında hap falan değil, ilaç falan değil. İçi boş. Yani bunu içiriyorsunuz, yüzde otuz iyi oluyor. Niye? Anlatabiliyor muyum? Zaten uydurulmuş dini içirmişler, din diye kabul etmiş. Aynı şey. Plasebo etkisi. Eyvallah. Kâb bin Eşref. Benim bir yakınım var da. Eğer kendisini öven bir doktordan bir hap verilirse, hapı yuttuğunda, hap daha buradan aşağı inmeden nasıl iyi geldi, bak ağrılarım dindi diyor. Eğer hoşuna gitmeyen bir doktor bir hap verirse, hapı içiyor, içiyor, bitiriyor, efendim ı sevmedim diyor, bu doktor olmaz, bu doktor iyi bir doktor değil. Diyor. Dolayısıyla bu dediğim gibi bu başka bir şey. Kâb bin Eşref Muhammed 25 de sure Muhammed suresi. Mekke zalimlerini mazlumlar üzerine kışkırtan adam bu. Medine'nin şeytanlarından biri. Uzun uzun anlatırdım da zaman yok. Saat bin Ebi Sarh İr irtidat edip Mekke'de vahye iftira eden üçüncü halife Osman'ın süt kardeşi. Evet, bu adam. Çok ilginç. Düşünebiliyor musunuz? Allah Resulü Osman bu adamı aldı geldi yanında fetihten sonra. Kaçacak yer yok, gidememiş. Yanına geldi ama Resulullah o kadar kırgın ki bu adama, o kadar üzmüş ki. Vahye iftira etmiş, kendine iftira etse affederdi. Vahye iftira etmiş. Demiş ki Muhammed şöyle şöyle diyordu, ben de böyle böyle yazıyordum. Daha sonra benim yazdığım gibi ezberleniyordu, okunuyordu. Böyle demiş efendim. Bu adam Osman elinden tutuyor bunu süt kardeşi e, fetihten sonra getiriyor efendim. Rasulullah onun geldiğini anlayınca böyle ediyor. Bu taraftan geliyor böyle ediyor. Dolayısıyla nasıl bir acı çektiğini hatırlayın, anlayın. Nazik ve kibar bir insan Allah Resulü.